Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Öncelikle sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz efendim? Adım Mehmet Vesiyet, Diyarbakır Çınarlı'yım. Fizik bölümü mezunuyum ama şu an gördüğünüz gibi 5 yıldan beri Hacı Baba Ciğercisi'nin yöneticiliğini yapıyoruz Diyarbakır Hayapınar Semtimizde. Peki 5 yıldan beri Hacı Baba Ciğercisi adı altında hizmet verdiğinizi söylediniz az önce. Evet. Peki Hacı Baba Ciğercisi ne gibi hizmetler sundu? Yani menünüzü neler oluşturuyor, neler var menüde? Menümüzde ağırlıklı kebaplarımız var. Herkesin damak tadına hitap ediyoruz. Mehmet Bey, aslında zorlu bir sektördesiniz. Gıda sektörü, yani titizlik gerektiriyor. Sizler Hacı Baba Ciğercisi'nde ürünlerinizi hazırlamadan, sunuma çıkarmadan önce ne gibi hususları dikkate alarak yola çıkıyorsunuz? Şimdi öncelikle biz etlerimizin taze ve günlük olmasına çok dikkat ediyoruz. Onun dışında etlerimizin hazırlanması, soslanması vesaire, dinlendirilmesi bizim için önemlidir. Daha sonra da işte dolabımıza sergiye sunuyoruz ve gelen müşterilerimize de ikram ediyoruz. Peki sizler burada Hacı Baba'da aynı anda kaç kişiye hizmet verebiliyorsunuz ve bu hizmet kaç kişilik bir ekiple devam ettiriliyor burada? Şimdi biz burada içeri dışarı oturma kapasitemiz ortalama 130 kişilik bir kontenjanımız var. 15 kişilik bir profesyonel kadromuzla da halkımıza hizmet ediyoruz burada. Adınızdan da anlaşılacağı üzere Hacı Baba Ciğercisi, yani ciğerde meşhursunuz bölgenizde. Ciğer yaparken nelere dikkat ediyorsunuz peki Mehmet Bey? Yani püf noktalarını öğrenebilir miyiz sizlerden biraz? Şimdi ciğer yaparken özellikle kuzu ciğeri olmasına dikkat ediyoruz ve taze, günlük olmasına dikkat ediyoruz. Onun dışında bunun sosu da, ciğere dökülen sos da bizim için çok önemlidir. O da ayrı bir tat veriyor. Bu şekilde sunuma hazırlıyoruz ürünlerimizi. Mezesiyle beraber sunuma hazır bir şekilde müşterimize sunuyoruz. Neden Hacı Baba Ciğercisi peki? Yani insanlar burada sizleri niçin tercih ediyorlar? Şimdi biz özellikle kebap üzerine çalıştığımız için ciğer ve kebap ürünlerimize çok dikkat ediyoruz. Başka ürünlerle de uğraşmıyoruz. Sadece kebap ve özellikle ciğer üzerine çalışıyoruz. Ustası olduğunuz noktada ilerliyorsunuz hızlı ustası bir şekilde. Ustası olduğumuz noktada ilerliyoruz. Peki, bunu da başardığımıza inanıyorum. İlerleyen dönemlerde sizleri Hacı Baba Ciğercisi adı altında nerelerde göreceğiz Mehmet Bey? Şimdi biz kendi çizgimizde aslında yürümeyi daha çok tercih ediyoruz. Ve bu konuda daha başarılı olmayı düşünüyoruz. Sizler buradan son olarak bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Bütün halkımızı gönül rahatlığıyla ciğer yemeye, kebap yemeye iş yerimize bekliyorum inşallah. Ben sizlere vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden dolayı da çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Güzel günler sizlerle olsun efendim. Teşekkürler, sağ olun.